Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Laqad ca'et rusulu rabbina bil hak. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii'i zunubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allah'ımız Zülcelal Hazretlerine sonsuz kere hamdü senalar olsun. O ki bizleri yoktan var edip varlığından haberdar etmiştir. Müslüman bir beldede, Müslüman bir anneden, babadan dünyaya getirmiştir. Rabbimize bu hususta ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek az. Salatü selamların en güzeli ise Estaizu billah ve ma arsennâke illâ rahmeten lil âlemîn. Sadakallâhul azîm. Habibim, ben seni alemlere rahmet olarak gönderdiğim dediği peygamberin âline ve ehline salat olsun, selam olsun. İnnellezîne âmenû thümme keferû thümme âmenû ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَب۪يلًا صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ اِلَى آخِ الْآيَةِ وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهَ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَكَ حَب۪يبُ اللّٰهِ. Allah-u Teala Feyyaz-ı Mutlak Hazretlerine sonsuz kere hamdü senalar olsun. Bir kez daha bizi ilim meclisinde bir araya getirdi. Sizin gibi kıymetli abilerimizle, kardeşlerimizle Allah-u Teala bizi ilim meclisinde cem eyledi, burada topladı. Bu hususta Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Bugün zikirden bahsedecektim, öyle niyetim vardı. Sadece okumuş olduğum hadise mana vereceğim. Dersimin içerisinde zikir ile alakalı. Ondan sonra namaz kıldırdım. Dua esnasında aklıma Kur'an-ı Kerim'in 99. ile 100. sayfası düştü. 137. ayetten başlıyor Nisa suresi. 147'ye kadar 10 ayeti vaktimizin yettiğince işlemeye çalışacağız. Belki hepsine gücümüz yetmeyecek ama Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri burada münafıklardan bahsediyor. Burada Allah-u Teala münafıkları anlatıyor. Burada Rabbimiz Zülcelal Hazretleri münafığın durumundan bahsediyor. Allah-u Teala böyle hasret bilmeden bizde varsa Rabbim bizden bunu kaldırsın. Münafıklık alameti var mıdır? İnsan yapmış olduğu hareketlere dikkat edecek. Kur'an-ı Kerim'in 99. ile 100. sayfasına dersten sonra siz de bakın. Nisa suresi 137 ile 147'yi işleyeceğiz. Orada münafıklardan bahsediyor dedik. Estaizu billah. İnnellezîne âmenû thümme keferû thümme âmenû diye ayet devam ediyor. Diyordu ki orada Rabbimiz iman etti. Allah'a inandı. Peygamberini kabul etti. İman etti. Sonra inkar eden, imandan sonra inkar eden, sonra inadıp tekrar inkar eden, yani şöyle oluyor. İman ediyor, inkar ediyor. Yani diyor ki, ya Rabbi, günaha düşüyorum, günah işliyorum, tövbe ediyorum. Allah onun tövbesini kabul ediyor. İşaret olarak da onu kendine yönlendiriyor Allah. Kul zaten onu anlıyor. Günaha düştü ya, Allah'a yalvardı ya, Mevla duasını kabul etti ya, onda bu işaret zaten belirliyor. Ortaya çıkıyor, kendisi bunu hissediyor yani. Günaha düştü, bir sıkıntının içerisinde ellerini açtı, Mevla'ya dua etti. Allah'ım duasını kabul etti. Tekrardan inkar ediyor. Tekrardan günaha düşüyor. Allah-u Teala diyor ki onu tekrardan diyor ben affettim. Sonra da inkarlarında yani günahlarında ileri gidenler var ya, günahlarında ileri gidenler, haddi aşanlar,
Yani o tövbe ettim ben miyim acaba? Tövbe eden daha demin ben miydim? Bu kadar günah işledim, ellerimi açtım, Allah'a tövbe ettim de Allah benim tövbemi kabul etti, kendisine beni yönlendirdi ya, acaba o ben miyim? Ben miyim diye düşünüyor. Allah onları bağışlayacak da değildir. Allah öyle kimseleri affedecek de değildir. Sizin anlayacağınız tabirle söylüyorum. Allah öyle kimseleri de affetmez. Nasıl kimseler bunlar hacı abi? Tövbe ediyor, bir günah işliyor, tövbe ediyor, tekrardan bir daha günah düşüyor. Yani bu geldiği zaman müşrikler iman ettiler, sonra tekrardan inkar ediyorlar. İman ediyorlar, inkar ediyorlar. Bu sefer inkarlarında o kadar ileri gidiyorlar ki Kur'an'ın tabiriyle fasık, fasık kimse oluyor bu. Yani fasık ne demek? Günah, içki içmek haram, zina haram, değil mi? Bunlar Kur'an-ı Kerim'de var. Kul hakkı yemek, bu günahlar, büyük günahlar, bunlar haram. Adam bunların haram olduğunu bildiği halde bunları işlemeye devam ederse Allah-u Teala Kur'an'ın tabiriyle onlara fasık diyor. Biliyor, günahı biliyor, haramı biliyor. Zinanın haram olduğunu, günah olduğunu, içkinin bunları biliyor ama bildiği halde vücut diliyle şöyle diyor. Ya Rabbi ben bunları biliyorum ama ben özgürüm, işlerim, yaparım, haddi aşarım, aşarım diyor. İşte bu inkarlarında ileri gidenler, yani tövbe ediyor, Allah tövbesini kabul etti. Ya düşün bak, o sendin, Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle o sendin, tam uçurumun ucundaydın, Allah seni çekti oradan, ateş çemberinin ortasındaydın, nasıl kurtulacağım, nasıl düze çıkacağım, yani sizin tabirinizle el alemin içine nasıl çıkacağım, milletin yüzüne nasıl bakacağım diye düşündüğünüz zaman Allah sizi oradan tövbeniz sayesinde böyle çekti, kurtardı Allah. Ama siz onu unuttunuz, tekrardan inkara devam ettiniz. Bak tövbe etti, inkara devam ediyor. Okuyacağız şimdi. Allah onları affedecek de değildir. Doğru yola iletecek de değildir. Onları Allah doğru yola da iletmez. Çünkü haddi aştılar. Çünkü onlar haddini fazlasıyla aştılar. Yürüdüler gittiler. Yürüdüler günaha gittiler. Allah var dedik, peygamber var dedik. Bak ezanı Muhammed'i okunuyor dedik. Duydular. Bir başlarına musibet geldi. Hemen koşa koşa Allah'ın evine geldiler. Hemen seccadeyi serdiler. Hemen onun yolunu bulmaya çalıştılar. Hemen yolunu bulmaya çalıştılar. Nasıl kurtulabilirim? Bir başımda bir sıkıntı var hocam. Çocuğum dün geldi Abdullah Hoca'ya. Üstü kapalı söylüyorum. Çocuğum böyle 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 dedim. Ona dedik ki işte sen namaza başlarsan olacak bir şeyler dedik. Kamera var diye fazla detaylı konuşmuyorum. Olacak dedik ama namaza gelmen lazım. Çocuğum korkuyor diyor. Bak şimdi bir derdi var bu adamın, bir derdi var. Çocuğunun korkusu onu rahatsız ediyor. Evinde adam rahat değil. Çocuğu bir şeylerden korkuyor. Hemen çareyi camide buldu. Hemen çareyi camide buldu. Biliyor camide bulacağını çareyi. Buraya getirdi Allah. Biz de dedik ki numaranı ver bakalım arkadaşa. Sen 5 vakit namaza devam edersen Allah sana yardım edecek evladına da. Şart bu. Tövbe ettin ya. Hani geldin bir yola girdin, Allah seni bizle karşılaştırdı ya. Ben olmam Mehmet olur, Ahmet olur, tepecik olmaz, avcılar olur. Burası olmaz, Kars olur. Bir yerde Allah sana yolunu buldurur ama istersen. İşte o yolu geliyorsun ya, bir dertlisin. Allah ondan bahsediyor bu ayette, bir dertlisin. Geliyorsun diyor ki Allah, ben senin o sıkıntını gördüm. Sana rahatlık verdim, ailene rahatlık verdim, evine huzur verdim. Ama sen sanki hiç o gün camiye gelmiyormuş gibi tekrardan işler düzelince tekrardan gidiyorsun. Bir daha alıyor, bir daha geliyorsun, bir daha inkar ediyorsun. Bu sefer diyorsun ki artık ben oralarda, benim camide, ezanda, Kur'an'da, hocada, ilim meclisinde, sohbette artık benim gözüm yok diyorsun. Allah diyor ki işte böyle ileri gidenler, haddi aşanlar, bunları Allah ben affetmem diyor. Allah-u Teala böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Bu ayetten sonra da bu vasıflar münafıklarda var diyor Allah. Bak bu vasıflar münafıklarda var diyor. Kendimizi bir nasıl hastaneye gidiyor adam. Diyor ki doktorum ben bir 6 aylık bir senelik bir
check-up'a girmek istiyorum. Beni bir check-up'a sok da bende ne var ne yok hepsini öğreneyim. Şu ayetten sonra da biz de kendimizi bir check-up'a sokalım ki bakalım bu ayetlerin içerisinde neredeyiz? Bu anlatılanlarla hemhal oluyor muyuz? Bu anlatılanların ucu bize dokunuyor mu? Böyle huylar Allah muhafaza etsin bizde de var mı diye kendimizi bir yoklayalım. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Kim bunlar? Münafıklar. Müminleri bırakırlar, namaz ehli insanları bırakırlar, ilim ehli insanları bırakırlar. Şu ilimde buraya gelen insanların peşlerini ezan okunur, camiye gelmez. Bu kişilerin peşlerini bırakırlar münafıklar diyor. Onlar kafirleri dost edinirler. Müminleri bırakırlar. Kafirler dostudur onun. Onlarla dostluk kurarlar. Allah muhafaza eylesin. Bak burası çok önemli. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar diyor Allah. Bak burası çok önemli. O kafirlerin yanında mı izzet arıyorlar, şeref arıyorlar? Burası daha da iyi. Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Bütün izzet ve şeref müminlerle beraberdir. Bütün o şeref, güzellik, hikmet dolu sözler o camiye gönlü bağlı olup Allah'ın emrini yerine getireyim diye bekleyenler, kulağa ezanda olanlarla beraberdir kıymetli Müslümanlar. Onlarla beraberdir izzet ve şeref. Kafirlerin yanında Allah diyor ki izzet ve şeref aramayın. Asıl izzet ve şeref Allah katındadır. Yani insanın şerefi, izzeti, onuru olmasını istiyorsa onlar Allah diyor ki müminlerin yanındadır. Benim katımdadır diyor Allah. Allah o izzeti, şerefi bizlere nasip eylesin. Evet, oysa Allah size kitapla Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe o münafıklarla oturmayın. Oturdunuz, Allah'ın kitabıyla alay ediyorlar. Allah'ın kitabına saldırıyorlar. Onlar eğer başka konuya geçmedikleri zaman onların meclisinde Allah diyor oturma. Oturma, onların meclisinde oturma. Ta ki ne zamana kadar? Allah'ın kitabıyla alayı bıraktıklar ve başka konulara yeltendiler. Onlarla bahsediyorlar. O zaman onların yanında otur. Baktın ki Hazreti İsa'ya şu an olduğu gibi dil uzatıyorlar. Senin peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatıyorlar. Onların yanında oturma. Ne diyor İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi? Oturma münkille yeme sancı. Allah'ı inkar edenle oturma. Kur'an'ı inkar edenle oturma. Allah dostlarını inkar edenle oturma. Kalbinde bir sancı meydana gelir. Kalbinde bir darlık meydana gelir. Sıkılırsın, bunalırsın. Artık kafayı yiyecek bir duruma gelirsin. Ay hiçbir şey sana rahatlık vermez. Kazandığın paradan bir rahatlık göremezsin. Evinin güzelliğinden bir rahatlık göremezsin. Arabandan, eşinden, dostundan, çocuğundan her şeyin vardır. Sınırsız paran vardır, araban vardır, evin vardır. Ama onlardan bir şey göremezsin. Onlardan bir huzur bulamazsın. Niye? Oturma münkille, yani Allah'a küfür edenlerle, Kur'an'ı yok sayanlarla, bu devirde de bu olur mu ya? Bu kadar da ileri gidiyorsunuz diyenlerle oturma. Kalbine bir sancı gelir. O sancı da öyle seni rahatsız eder ki ne Allah duymak istersin, ne peygamber duymak istersin, ne ezan duymak istersin. Sana İslam'ı bir şey hatırlatacak ya, ondan bile kendini alıkoyarsın. Oturma bunlarla. Sancı olur diyor Allah. Sancı. Bu kişilerle oturma. Devam ediyor ayet. Onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz. Gün gelir sen de artık dersin ya işte sünneti kılmayalım. Sade farz namazı kılsak da olur. Camiye gitmeyelim. Seccadeyi serdik. Farz namazı evimizden de kılabiliriz. Şurada da ibadet edebiliriz. Şöyle de Allah'a yönelebiliriz diye kafanda günden güne bir İslam, bir fıkıh,
bir akaid türetirsin kafanda. Çünkü sen Kur'an'a uymuyorsun, uymuyorsun. Artık Kur'an'ı kendine uyduruyorsun. Şöyle olur hocam. Pijamayla da kılsak olur. Takkesiz de kılsak olur. Ya imam geçti imamlık yapacak kafası sarık olmasa da olur. Cübbesi olmasa da olur. Ya hocam sen de neyi düşünüyorsun? Namaz kılıyoruz. Allah böyle de kabul eder. Allah'ım şöyle de kabul eder. Soruyorum. Allah'ın huzuruna giden sen, ben, o, şu, bu. Allah'ın huzuruna pijamayla çıkmaya utanıyorsun da düğünde, düğün merasiminde niye pijamayla çıkmıyorsun? Niye misafirlerini kapıda pijamayla karşılamıyorsun? Hocam olur mu böyle bir düşünce? Sen nasıl konuşuyorsun? Artık biz bu çağdayız. İslamiyet'i artık kendimize uyduracağız. Böyle de olur, şöyle de olur. Çorapsız kılsam da olur, pijamayla gitsem de olur, kapliyle de gideyim ne olacak? Kısa kol da olsun atlet buradan böyle de namaz kılayım. Allah benim kalbimi biliyor. Benle Allah arasında o. Bak bu cümleler hep şeytanın insana vermiş olduğu vesveseler. Hep insana bir vesvese veriyor. Hep bir vesvese veriyor. Şunu da yapma ya sünnetlere kılma boş ver. Zaten Allah senden farzı istiyor. Diyor ki kulun diyor sünnete giderse yavaş 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 onun vacibi de gidecek. Yavaş yavaş gelecek farza kadar. Kılmayayım bir şey olmaz. Öğlene kılmadım. İkindi ile akşamı kılarım. Ya onu da kılma. Ya cumadan cumaya ya bayramda giderim. Belde değiştirdin, yer değiştirdin. Şuraya gidelim, buraya gidelim dediğin ve baktın ki Allah muhafaza etsin. Şuradaki vasıflar var ya münafıklar. Bak Kur'an'ın arka sayfasında münafıklar nerede oldukları o kadar elim verici bir azap ki nerede oldukları. Kafirden bile en aşağı tabakada münafıklar. Sen benim gibi geliyor camide omuz omuza seninle namaza duruyor. Sana Allah'tan kitaptan bahsediyor. Seninle din konusu tartışabiliyor. Ama bunlarda münafıklık alameti var diyor. Bak vasıflar burada. Allah bizlerden muhafaza eylesin bu durumları. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Evet Kur'an-ı Kerim'in 100. sayfasına geçtik. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Münafıklar sizi gözetleyip dururlar. Seni seyreden nasıl hareket ediyorsun, nasıl namaz kılıyorsun, kimle oturuyorsun, nerede geziyorsun, ovada mısın, kırda mısın, bahçede misin, camide misin, evde misin, neredesin? Hep gözü sendedir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, eğer Allah tarafından sen bir galip gelirsen, sen bunu bir ortam olarak say önce, mahalle olarak say, bina olarak say, ondan sonra fetih, işte nedir bu? Savaş olarak say. Anladın mı? Fetih Allah sana nasip eder. Olursa der ki münafık, biz de sizinle beraber değil miydik? Biz de onlarla beraberdik ya. Biz de onlarla beraber savaştık cephede. Biz de kılıç salladık. Biz de mermi attık. Biz de canımızdan vazgeçtik diyecek münafıklar. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Bu sefer kendi takımının yanına gittiği zamanda da onlar bir zafer elde ederse der ki şu namaz kılan var ya namaz kılıyorlar camiye gidiyorlar aşırı bir şekilde din yaşayanlar var ya onlardan sizi biz kurtardık diyorlar. Yani sizin anlayacağınız dille bu ne oluyor? İki yüzlü siz daha iyi anlıyorsunuz. İki yüzlü oluyor. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Bak bu ayet çok önemli. Allah müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman, bak çok iyi dinleyelim. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel, uyuşuk kalkarlar. Münafıklar. Hani sayıyoruz ya bu vasıflar kendimizde var mı diye düşünelim.
Onlar namaza kalktıkları zaman, namaz kılacakları zaman, uf vakit namazı mı geldi, nasıl abdest alacağım, 13 rekat yatsı namazı, ikindi sabah nasıl yataktan kalkacağım, kalkıyor ama bir gösteriş var böyle tembel tembel, münafığın alameti, namaza tembel tembel kalkarmış ve namaz kıldığı zamanda da insanlara gösteriş yaparmış. Namaz kıldığı zamanda da insanlara ne yaparmış? Gösteriş yaparmış. İşte görsünler ki ben nasıl namaz kılıyorum. Beni görsünler, izlesinler, baksınlar ki ben nasıl namaz kılıyorum. Hareketlerime baksınlar, ne kadar yavaş namaz kılıyorum. Namaz kılmam ne kadar güzel, ne kadar takvalı diye de kendileri böyle karşı taraftakine onu hissetmeye çalıştırıyorlar. O duyguyu karşı tarafa verdiriyorlar. Ve bir de Allah'ı anmazlar. Allah'ı zikretmezler. Pek az Allah'ı ananlar. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne tam Müslümanız derler, ne de tam kafiriz derler. Yani sizin anlayacağınız dilde, sizin anlayacağınız dilde, İlhan bunu önceden başlattı ki sohbet erken bitsin diye galiba. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Yani ne gider Müslümanların arasına girer, ne de kafir. Sizin anlayacağınız dilde hem Müslümanlığı yaşamaya çalışır, hem kafirliği yaşamaya çalışır. Münafıklık alameti. Bak aman kıymetli müminler, buna dikkat edelim. Münafıklık alametlerinden birisidir. İslam'ı ne yaşıyor? Ne tam Müslüman, ne tam kafir. Yani kafir olduğunu söyle de şu ümmet rahat etsin. Sen de uğraşmasın. De ki Allah'a inanmıyorum de. Ne o tarafa tam giderler, ne bu tarafa tam gelirler. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler, müminleri bırakıp da bir daha söylüyor. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinizde Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şunu mu demek istiyorsunuz? Ya Rabbi beni seyret, beni seyret. Ben münafıkları destekliyorum. Ben münafıklarla beraberim mi demek istiyorsun? Aleyhinde Allah'a bir delil mi vermek istiyorsun? Allah bundan sakın diyor. Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadır. İşte burayı söylüyorum. İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minennâr. Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır münafıklar. Cehennemin en alt tabakasındadır. Kafirden bile aşağıdır münafık. Kafirden bile aşağıdır. Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Ancak diyor Allah, bak Allah-u Teala yine bize bir çıkış kapısı açıyor. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesna. Allah'a tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, tövbe edip bocalıyordu ya, düzeltti durumunu, tövbesini etti, yöneldi artık Rabbine. Allah'tan başka bir yol aramıyor. Huzuru Allah'ta buluyor. Huzuru İslam'da buluyor. Zaten kim huzuru İslam'dan başka bir şeyde bulursa huzur ona haram olur. İslam'dan başka bir yerde bir insan huzur ararsa huzur ona haram olur. Sadece dünyada yaşadığı müddetçe istediği kadar parası, pulu, işanı, evleri olsun. Ya ben namaz kılmıyorum, Allah bana veriyor. Allah sana veriyor, azabını daha çok çetin etmek için veriyor Allah sana. Daha çok sapıtasın diye Allah sana veriyor. Allah sana verdiği zaman ben rahatım, durumum iyi, benim ekonomim iyi, evlerim var, arabalarım var, ibadet etmeme gerek yok. Benim kalbim temiz. Nice kişiler öyle diyor değil mi artık? Bu lafla çok karşılaşıyorum ben. Sizler de karşılaşıyorsunuz bu laflarla. Diyor ki adam benim kalbim temiz, kalbim temiz. Kalbinin temizliği onu cennete sokacak. Ama bu kalbinin temizliğinin yanında namaz yok, oruç yok, ameli salih yok, hak hukuka riayet yok ama kalbi temiz. O kadar temiz ki kalbi. O kadar kalbi temiz ki namaz yok. Hiçbir şey yok ama benim kalbim öyle diyenleri şeytan kandırıyor cemaati Müslümin. Şeytan onun damarlarında geziyor.
ona onu fısıldıyor. Diyor ki namaz kılma, iyilik yapıyorsun ya. Oruç tutma, Ramazan'da fakir doyuruyorsun ya. Bak bak, şeytanın yaklaşmalarına bak. Farzları ortadan böyle kaldırıyor. Onu yapıyorsun ya. Kalbin temiz. Namaz kılmana gerek yok. Sen kurtuldun. Allah seni cennete sokacak zaten. Kalbin temiz zaten. Kendi kendine vesvese vere 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 adam. Artık Allah'ın fazları bir yerde. O kadar iş ileri gidiyor ki Allah'ın kitabı da bir tarafta. Allah'ın kitabı da elinin tersiyle bir tarafta. Ama abimizin, paşa abimizin, aziz abimizin kalbi çok temiz. Kalbinin temizliği sana hiçbir fayda sağlamayacak. Bak, dünyada yararlı işler yapman senin insanlık açısından iyi bir insan olduğunu gösterebilir. Ama sen bu şekilde ahirete gidersen, namaz yoksa hesap çetin, oruç yoksa hesap çetin, farzlar yoksa hesap çetin, kalbinin temizliği seni kurtarmayacak cemaati Müslümin. Seni kurtaran ancak namazın olacak, ancak namazın. Evet, şu an bazıların kafasında şu var. Hocam adam namaz kılıyor, kalbi temiz değil. Bana böyle gelin, hissediyorum. Bazılarınızın kafasında şu an bu var. Bu soruyu ben soruyorum, ben cevaplayacağım. Hocam bazı adam namaz kılıyor ama bunun kalbi böyle darmadağın. Ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz. Müslümanlar, bu da şeytanın bir vesvesesidir. Namazı kılan adam hesabını kendi ödeyecek. Adam diyor ki, şimdi bizi de seyrediyorlar, bunlar da duysun, bu kamera artık nereye gidiyorsa. Soruyorum size, hocanın, hacının veya beş vakit namaz kılan bir insanın yaptığı hareketlerle dine hakaret edenler, dine sövenler, dini yerden yere vuranlar, dinden soğuyanlar, ey sizlere sesleniyorum. Bana şimdi bir sürü cevap verecekler, bu YouTube'a atılacak ya. Artık ana bacı söven sövene, yazanlar yazana, herkes görevini yapıyor. Onlara da kızmıyorum. Onlar görevini yapıyorlar. Bir, bu görevin içerisinde dava var. Onlar bir şeye inanmışlar. Kafirler cehenneme gireceklerini bildikleri halde Müslümanları ortadan kaldırmak için masa başında çalışıyorlar. Böyle tertipli, düzenli bir şekilde. Ama bizim Müslüman uyuyor. Uyuyor, bizim Müslüman uyuyor. İki rekat namaz kıldığı zaman bu işleri ben kurtaracağım sanıyor. Öyle bir şey yok. Evet, beni dinleyenler, sizlere sesleniyorum. Diyorum ki hacının, hocanın, imamın, beş vakit namaza giden insanların, belki bunların içerisinde izleyenler, anam, baban, atan, kardeşin, oğlum var. Onların bir hareketiyle İslam'dan soğuyanlar, neden zenginlerin hatalarıyla paradan soğumuyorsunuz? Bunun cevabını bana verin. Paradan niye soğumuyor bu millet? Diyecekler ki, hocam, hocam, Allah karın doyurmuyor ki. İslam karın doyurmuyor ki, diyecekler. Bak, bunun altına, hocam bu kesidi kes, böyle gönder nereye giderse. Siz de böyle bakın, ne yorumlar gelecek ona. Altında ne yorumlar yazacak. Diyecek ki, hoca kendi söyledi, kendi cevap verdi diyecekler. Öbürü de hop gidecek böyle, müsaade etmiyor terbiyem. Buradan dışında da etmiyor, burada hiç edemez. Burası o makam değil, öyle diyecekler. Bak düşünün, bir Müslümanın yapmış olduğu bir hatayı sen dine mal edemezsin. Allah sana İslamiyet'i yaşa dediği zaman o imama bakıp yaşıyorsun ya, örnek aldığın, yanlış yapıyorsa dinin yanlışı yok. Muhammed Hoca'nın yanlışı var. Allah'ın yanlışı yok. Sen yanlışı Allah'a isnat ediyorsun. Allah'a şirk koşuyorsun. Olur mu böyle ya? Böyle olmaz. Niye şurada bir zengin abimiz, hepimizin tanıdığı zenginler var, o kadar da yanlışları var. Niye paradan hiçbirimiz soğumadık ya? Demedik ki ulan bu para yaramaz bak işe. Niye demedik? Çünkü nefsimiz onu bize dedirtmiyor.
Allah-u Teala uyanık olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet, son ayete geldik. Mâ yef'alullâhu bi'azâbikum in şekertum ve âmentum. Ve kânallâhu şâkiran alîmâ. Diyor ki, eğer şükrederseniz ve iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Allah sizi cehenneme niye soksun ki? Müminler, Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri kulunu cehenneme girsin diye zorlamıyor. Allah kulunu cehenneme atmaktan hoşlanmıyor. Ama kul diyor ki, ben sizin anlayacağınız dille illa gireceğim. Allah da diyor ki, sen illa gireceksen buyur, kapı açık diyor. Allah-u Teala öyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Allah şükrün karşılığını verendir. Kim Allah'a şükrederse, kim gönülden kalben bir şey isterse Allah onu verecek. Çünkü Allah alim, hakkıyla her şeyi bilendir. Evet, okumuş olduğumuz hadis-i şerife geçince, men kâle la ilahe illallah halisan min kalbihi dehalel cenne. Bak, çok önemli. Allah'ımız o kadar lütufkar ki, o kadar ihsan sahibi ki, kullarına o kadar acıyıcı ki, diyor ki, kimin kalbinden gelerek, bak iyi dinleyelim, kimin kalbinden gelerek ihlasla, yani samimiyetle, gözyaşıyla la ilahe illallah derse o cennete girer diyor Allah. Kim kalbinden ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur derse o cennete girer diyor. Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri sohbetimizi makbul eylesin. Anlatılanlarla en önce burada anlatan var ya, ben ahkam kesen, şu an öyle gözüküyor. Allah önce bana yaşamayı nasip eylesin. Evet Abdullah Hocam, bu haftaki sohbetin konusunda şöyle başlık atacaksın. Hacının hocanın hareketleriyle dinden soğuyanlar, zenginin yapmış olduğu hatayla neden paradan soğumuyorlar? Bu haftaki başlığı böyle at. Kıymetli Müslümanlar, bir de bir hatırlatma yapacağım. Burada kamera vasıtasıyla Abdullah Hocam da paylaşır. Biz Aksa Camii'nin alt katında haftanın 4 günü, isterlerse bir hafta boyunca 7'den 70'e herkese Kur'an-ı Kerim dersi veriyoruz. Bizi izleyenler, bu kameradan takip edenler veya burada bulunan abilerimiz, sizlere de söylüyoruz. Haftanın her günü burada Kur'an-ı Kerim dersi yapacağız. Kur'an-ı Kerim dersi almak isteyen bizleri bulsun. Yerimiz Büyükçekmece, Tepecik Aksa Camii alt katındadır. Sosyal medyada da sen de gel, sen de katıl. Facebook, YouTube, Instagram'dan da bizi takip edebilir. Oradan mesaj yoluyla da bize ulaşabilirsiniz. Şurada bir iki dua edeceğim. Orhan Kökçü ve Şerif abimiz de burada. Bir de bir abimizin yeğeni kansermiş. Daha gencecikmiş, 30 yaşında, 31 yaşında. Akciğer kanseriymiş. Allah'ım kurtarsın. Amin. Çift taraflı duadır bu. Çünkü Allah'ım kurtarsın. Eğer şifa verecekse Allah bu şekilde kurtarsın. Eğer o hastalık ona şey yapacaksa Rabbim o şekilde kurtarsın. Bu şekilde dua ederim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal ali ila al vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Ya rahmer rahimin, ya rahmer rahimin, ya rahmer rahimin. Ya Rabbi, öncelikle şu meclise teşrif eden büyük abilerim, kardeşlerim. Ya Rabbi, bu abilerimi, kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle. Amin. Gönüllerinde, kalplerinde ne gibi hayırları, muratları, istekleri, arzuları varsa kabul eyle. Evlerine bereket, huzur, helal kazanç, iyi geçim nasip eyle. Akıbetimizi hayırlı eyle. Rızkımızı helalinden, kolayından olmasın nasip eyle.
Evvela cennete girenlerle cennete girebilmeyi ya Rabbi sen cümlemize nasip eyle. Ya Rahman Rahim'in ya Rabbi yakın zamanda ahirete ithal eden iş adamı Fevzi Gökmen abimize de burada okunanları hediye ediyoruz. Ve Şerif abimizin kıymetli eşi annemizin de ruhuna hediye ediyoruz. Ya Rabbim sen kabul eyle. Amin. Ve burada bulunan bütün ölmüşlerimize de Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Amin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu şey eylesin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.